Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir? Cazdaki doğaçlamaya benziyor bu. Bir cazcıya "Ne çalacaksın?" diye soramazsınız yoksa size güler. Bağlı kalmak zorunda olduğu belli bir teması, bir akor vardır onun. Ardından trompetini ya da saksafonunu alır çalmaya başlar. Bu tasarlanmış bir şey değildir. İçinden gelen çeşitli titreşimlere uyarak çalar. Bazen çok iyi bir şey çıkar ortaya, bazen de pek parlak olmaz. Aynı şey benim için de geçerli. Öykülerimin altına imza atmaya çekindiğim zamanlar olur. Ama romanlarda öyle değil. Onlar üzerinde çok çalışırım, bütün yapıyı kurarım. Öykülerimi ise sanki onları bana içimdeki bir şey söyleyip yazdırıyormuş gibi yazarım. Sorumlusu ben değilimdir. E tabi böyle bile olsa onlar benim öykülerim. Kabullenmem gerek diyerek öykülerinin tasarlanmış bir şey değil zamanla geliştiğini anlatmaktadır. Baktığımızda cevap şıklarına öyküyü yazarken mi keşfediyorsunuz sorusunun cevabını bize vermektedir. Cevabımız B seçeneği. Bu parçaya göre yazar aşağıdakilerden hangisinin izini sürmektedir? Küreselleşmenin belirlediği çağımızda tüm insanlar bir bakıma göçmen ya da azınlık haline gelmiş durumda. Köklerimizin dayandığı topraklara hiç benzemeyen topraklarda yaşıyor ve başka diller öğrenmek zorunda kalıyoruz. Amin Malov işte bu göçmen konumunda yaşayan kitlelerin kimlik ve anlam arayışlarının izini sürüyor. Ancak göçmen ya da azınlık olmamasına rağmen kendini kendi ülkelerindeki egemen ideolojiye ait milli, dini, etnik, cinsel, siyasi kimliğe ait hissetmeyenlerin arayışları ise kitapta pek değinilmemiş bir kavram olarak duruyor demiş. Cevap şıklarına baktığımızda göçmen durumunda olan planların değer, nitelik ve kimse olmasını sağlayan şartları izini sürmektedir diyoruz. Göçmenlerin ve azınlıkların sorunlarının küreselleşmesinin demiş. Böyle bir şeye değinilmemiş kendilerini o ülkelerdeki değişik kimliklere ait hissetme işlerinin bunun da izi sürülmemektedir. Köklerine hiç benzemeyen topraklarda kendi kimliklerini öne çıkarmaları demiş. Böyle bir şeyden de bahsedilmemiş. Göçmen durumundaki kişilerin azınlık olarak görülmesinden pek bahsedilmemektedir diyoruz. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? İmge duyuyla edinilen bir deneyimin zihindeki görüntüsüdür. Düşünsel bir resimdir. İmgenin oluşum sürecinin ilk aşamasında şairin dış dünyaya ait gözlemleri bulunur. Şair dış dünyada gözlemlediği nesnelerden bir seçme yapar. Sanatçı duyarlılığı ve hayal gücüyle seçtiği bu nesneler arasında değişik ilişki ve bağıntılar kurar. Gözlemlediği doğa ile ilgili ama onun kopyası olmayan yeni bir tasarım oluşturur. Zihinde oluşan bu tasarım dış dünyada karşılığı olmadığı için soyut ve özgündür. Özgün olduğu için de etkileyici, heyecan verici, hayranlık uyandırıcıdır. Zihindeki bu özgün tasarımın şiirde dilsel göstergelerle ifade edilmesi ise imgenin oluşum sürecinde son adımdır demiş. Baktığımızda zihin dünyası ve imge demiş. Olabilir. Şairin zihin dünyasındaki imge bizim için daha mantıklı olur. Çünkü şair dış dünyada gözlemlediği nesneler diye devam ettirmiş. İmge ve doğa. Evet imgeden çokça bahsedilmiş. Fakat doğadan bir iki yerde bahsedilmiş. İmge ve tasarım imgeden bahsedilmiş fakat tasarımlar çokça bahsedilmemiş. Şiirde özgünlük demiş. Özgünlük sadece bir yerde geçmektedir. Bir iki yerde. Baktığımızda cevabımız en uygun başlık B seçeneği. Bu parçaya göre imge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi Bu parçaya göre imge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) imgede sanatçı duyarlılığı vardır. Parçaya baktığımızda sanatçı duyarlılığı ve hayal gücüyle seçtiği bu nesneler arasında değişik ilişki ve bağlantılar kurar diyoruz. B) İmge özgün bir tasarımdır. Baktığımızda özgündür özgün olduğu içinde diye devam ediyor. C imge etkileyici, hayranlık uyandırıcıdır. Baktığımızda etkileyici, hayranlık uyandırıcıdır diyoruz. D imge doğanın kopyasıdır. Baktığımızda gözlemlediği doğa ile ilgili ama onun kopyası olmayan yeni bir tasarım oluşturur diyor. Kopyası değildir. E imge düşünsel bir resimdir. İlk cümleye baktığımızda imge düşünsel bir resimdir diyor. Bu da doğrudur. Cevabımız D seçeneği.